Donk Akademi'den herkese merhabalar. Safsızlık, karışım ve formül bulma problemleri diyeceğiz arkadaşlar. Yani kimyasal hesaplamalar konusunda ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Hatta sona geleceğiz ve bununla birlikte de Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesini sonlandırmış olacağız arkadaşlar. Bütün çalışmalarımızı güzel bir şekilde yapmış olacağız. Şöyle programı bir gözden geçirelim. Daha önceki dersimizde neler yapmıştık? Miktar geçiş, artan madde ve yüzde problemleri dedik. Yani kimyasal hesaplamalar kısmının ...ilk bölümünü tamamlamıştık. Şimdi safsızlık, karışım ve... formül bulma problemleriyle... ...bu süreci tamamlamış olacağız. Oldukça güzel, dolu dolu bir programımız var arkadaşlar. Programı takip etmeyi... ...tabii ki ihmal etmiyoruz. Neler vardı arkadaşlar? Kimyanın temel kanunları... ...ve sonrasında da kimyasal hesaplamalar... ...tabii ki kütlenin korunumu... ...kanunuyla başlamıştı. Levoizinin yaptığı çalışmalarla başlamıştı. Şimdi de süre geliyor ve... ...gelişmeye devam ediyor tabii ki. Önceki dersimizde az önce belirttiğimiz gimiz gibi miktar geçiş, artan madde ve yüzde verim problemleri üzerine çalışmıştık. Burada temelde baz aldığımız şey aslında bütün konuların temelinde miktar geçiş kısmı vardı. Ne diyorduk arkadaşlar? Bize bir maddenin miktarı mol cinsinden verilebilir, tanecik sayısı üzerinden verilebilir, kütle cinsinden verilebilir veya gaz halden bahsediyorsak hacim cinsinden verilebilir. Bunların hepsi miktarı ifade ediyordu. Hangisinden verirse versin bunu mole çeviriyorduk mol üzerinden tepkimenin katsayıları üzerinden işlemler yapıyorduk, orantılamalar yapıyorduk. Ardından da en sonunda bizden yine hangi miktarı istiyorsa o miktara geçiş yapıyorduk. Buradakiler tabii ki farklı farklı soru tipleri ama temelde hep aynı mevzu var. Burayı unutmuyoruz. Bugünkü dersimizde hangi tür soru tiplerine bakacağız? Safsızlık problemlerine bakacağız. Karışım problemlerine bakacağız ve formül bulma problemlerine bakacağız. Bunlar üzerine konuşuyor olacağız arkadaşlar. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim ve dalalım bakalım. Safsızlık problemleri arkadaşlar. İlk olarak bahsedeceğimiz kısım. Şimdi burada ne tip sorular çıkacak karşımıza? Bir madde verecek. Bu madde bir saf olan kısma sahip olacak. Bir de saf olmayan kısma olacak. Ve bu bir tepkimeye girecek. İşte burada şuna dikkat edeceğiz. Bu tepkime de... O maddenin sadece saf olan kısmı tepkimeye girer. Saf olmayan kısmı o kirletici kısım tepkimede yer almaz. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Sadece saf olan kısmı alacağız ve bunun tepkimesiyle ilgili miktar geçiş uygulamalarını yapıyor olacağız. E, toplam kütle ne olursa olsun bizim için önemli olan saf olan kısım olacak. Tepkimeye sadece burası girecek çünkü. Tabii ki sorular üzerinden bu mevzu biraz daha iyi anlarız herhalde. Haydi bakalım ilk sorumuzu çözelim. Saf olmadığı bilinen 200 gramlık Etan gazı yeterli miktarda oksijen gazı ile tam verimle yakılıyormuş. Tepkime sonucunda oluşan karbondioksit gazı normal şartlar altında 44.8 litre hacim kapladığına göre başlangıçta kullanılan etan gazının saflık yüzdesini hesaplayınız diyor. Bakın arkadaşlar bize başlangıçta bir kütle vermiş ama diyeceğiz ki bu kütle bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Bunu ta en sonda saflık yüzdesini hesaplarken kullanacağız. Çünkü bu 200 gramın ne kadarı saf etan onu bilmiyoruz. Kirleticiler var arada. Bizim için bu tepkimede kullanacağımız esas miktar ne olacak? Normal şartlar altında 44.8 litre hacim kaplayan bir gazdan bahsediyor olacağız. Bunun hacmini tabii ki mol sayısına çevireceğiz. Bu işlemi nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki bir mol gaz türü ne olursa olsun bakın hangi maddeden bahsettiğimiz hangi gazdan bahsettiğimiz fark etmez. Normal şartlar altında diyorsa 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bunu artık ezberden biliyoruz. E bizim elimizdeki gaz 44,8 litre hacim kapladığına göre bunun mol sayısı kaçtır diyelim hemen bunun karşılığını bir bulalım. 2 katı olduğuna göre demek ki elimizde 2 mol karbondioksit gazı bulunacakmış oluşan madde olarak. O zaman hemen bir tepkimeyi yazalım, verilerimizi onun üzerinde değerlendirelim. Şimdi C2H6 gazının Yanma tepkimesinden bahsediyoruz. Yani oksijenle verdiği tepkimeden bahsediyoruz. Ne demiştik? Bütün maddeler eğer karbon ve hidrojen ve oksijen dışında bir element içermiyorsa ürün olarak sabittir. Karbondioksit oluşturur, bir de su oluşturur. Buna göre hemen katsayıları belirleyelim. Karbonun katsayısı 2. Dolayısıyla karbondioksite 2 yazmamız gerekiyor. 6 tane hidrojen var. Diğer tarafta da 6 hidrojen olabilmesi için suyun katsayısına 3 yazmamız gerekiyor. Buna göre oksijenin katsayısı 4 artı 3'ten 7 olduğuna göre 7 bölü 2 yazacağız ki o 2'nin önüne e, oksijen sayısı da birbirine eşitlensin. Bakın denkleştirmemizi yaptık. Şimdi klasik tablomuzu oluşturalım. Başlangıçta bizim elimizde neler vardı? Nasıl bir değişim gerçekleşti? Ve son olarak elimizde neler kaldı? Bunları yerine yazdığımız zaman Böyle puzzle çözer gibi çat 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 hepsi yerine gelmiş olacak. Şimdi bize verdiği veri neydi? Diyordu ki karbondioksitten son o durumda 2 mol madde var elimizde. Şimdi buna göre başlangıçta hiç yoktu bunlardan. Başlangıçta hiç olmadığına göre demek ki 2 mol karbondioksit burada bu tepkime sonucunda oluşmuş. Şimdi oluşan miktarı bildiğimize göre kat sayılarla bunu orantılayabilirim. Mesela suyun kat sayısı 3 olduğuna göre bakın 2'ye 2 ise 3'e 3 olmak zorunda. Demek ki bu tepkime de 3 mol su oluşmuş. Benzer şekilde harcanan miktarlara geldiğimiz zaman 2'ye 2 ise 1'e 1 harcanan miktar olacak. Dolayısıyla 1 mol etan bileşiği harcanmıştır. E buna göre oksijenden ne kadar harcanacak? 7 bölü 2 yani 3,5 mol oksijen harcanan madde olarak alacak Şimdi elimizdeki zaten oksijenin miktarı sonsuz. Sonsuz miktarda olduğunu söylüyor. Yani yeterli miktarda varmış. Son durumda elimizde. Etandan hiç kalmadığına göre nereden biliyoruz? Tam verimle diyor. Tam verimli demek ne demekti? Girenlerden birinin tükenmesi demekti. Şimdi oksijen zaten yeterli miktarda var. Yani oradan artan madde kalacak. O zaman başlangıçtaki etan miktarı bir mol olacak ki buradan tamamı tükenmiş olsun. Şimdi asıl ihtiyaç duyduğumuz veriyi buradan elde ettik. Yani başlangıçta elimizde 1 mol etan bileşiği varmış. O zaman gidelim bu etanın mol kütlesini bir hesaplayalım bakalım. C2H6 olduğuna göre ne diyoruz? 2 çarpı 12 karbondan gelecek. 6 çarpı 1 de hidrojenden gelecek ve buna karşılık olarak 24 artı 6'dan 30 olarak bulacağız. Yani bu veri ne demek? 1 mol etan bileşiğinden bahsediyorsak onun 30 gram kütleye sahip olduğu anlamına gelecek. Elimizde zaten bir mol vardı. Demek ki 30 gram etan varmış tepkimeye giren yani başlangıçtaki bu 200 gramlık karışımın içerisinde yer alan. O zaman saflık yüzdesini hesaplamak istiyorsak diyeceğiz ki eğer 200 gramlık maddenin 30 gram etansa yüzde kaçı etandır? Bu şekilde de yüzde e, saflık derecesini bulmuş olacağız. Yani yüzde 15 olarak burayı hesaplayabiliriz. ...her 100 gramlık karışımın sadece 15 gramı et almış... ...ve tepkimeye girip yanan da tam olarak bu kütleymiş. Bir diğer soruya bakacak olursak... ...bu bir defa kütlece yüzde %20 saflıktaki demiş... ...yani saflık miktarını o vermiş... ...bizden denklem üzerinde bununla ilgili yorum yapmamızı istemiş. Kütlece yüzde %20 saflıktaki bir miktar... ...magnezyum karbonat katısı denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyormuş ve tepkime sonucunda 22 gram karbondioksit gazı oluşuyormuş. Şimdi miktar olarak neyi vermiş bize? Kütle cinsinden karbondioksiti vermiş. Hemen onun bir mol sayısını hesaplayalım o zaman. Çünkü ona ihtiyaç duyacağız. Karbondioksit molekül kütlesi neydi? Hemen diyelim ki 12 karbonlardan geliyor. 2 çarpı 16 da oksijenlerden geliyor ve böylece 44 olarak hesaplıyoruz. Yani 1 mol karbondioksit 44 gram kütlesine sahipmiş. E bizim elimizde 22 gram karbondioksit olduğuna göre bunun yarısı kadar yani 0.5 mol karbondioksitin oluştuğunu bize söylemiş oluyor. Gidip hepsini yerine yazabiliriz. Elimizde 0.5 mol karbondioksit oluşan madde olarak varmış. O zaman 0.5 molde magnezyum oksitin oluşmasını bekleriz tabii ki. Harcanan magnezyum karbonatında yine 0.5 mol olmasını bekleriz. Çünkü hepsinin katsayısı bir bakın tablo oluşturmaya yazmaya falan gerek yok. Katsayısı bir olduğuna göre bunlardan ne kadar oluşuyorsa buradan da o kadar harcanmak zorunda. Şimdi gidelim o zaman magnezyum karbonatın bir molekül kütlesini hesaplayalım. MgCO3'ün kütlesini hesaplayacak olursak. Şimdi 24 magnezyumdu. 12 karbondu. 3 çarpı 16 da oksijenlerden geliyordu. Yani hesabımız ne olacak? 24 artı 12 artı 3 çarpı 16'dan da 48 gelecek. Bakın 60 artı 24'ten burayı 84 olarak bulacağız. 1 molü 84 grammış. Bakın bu bilgiyi elde ettik. Buna göre bizim elimizde harcanan madde miktarı 0.5 mol olduğuna göre kaç gram harcanmıştır diyeceğiz. Hemen yarısını almamız yeterli. Yani 42 gram magnezyum karbonat burada harcanmıştır diyeceğiz. Hemen gidelim. Bize başlangıçtaki kütleyi soruyor. Diyoruz ki 42 gram harcamışız. Yani saf olan kısmı 42 grammış. Yani %100'ü 42 ise daha doğrusu %20'si 42 ise %100'ü kaçtır diyeceğiz? 20'ye 42 düşüyorsa 100'e kaç düşer diyeceğiz? Sadece 5 katını almamız yeterli olacak. Dolayısıyla da başlangıçta aldığımız kütle demek ki 210 grammış. Bunun sadece 42 gramı magnezyum karbonat olduğu için buradaki harcama tepkimesi bu şekilde oluşmuş ve bu nedenle 0.5 mol karbondioksit bileşiği elde etmişiz. Bir diğer soru tipine bakacak olursak yine e, safsızlıkla alakalı bize bu defa saflık oranını vermiş %50 saflıktaki amonyum klorür katısının bir tepkimesinden bahsetmiş. Bu tepkime sonucu bileşenlerini ayrışıyormuş. Tepkime sonucunda oluşan amonyak gazı 6 na tane hidrojen içerdiğine göre yani 6 mol hidrojen içerdiğine göre bakın bu defa miktarı nasıl verdi bize tanecik cinsinden verdi. O zaman burada yorumu ne yapacağız? Diyeceğiz ki e, na demek 1 mol demek zaten bunu cebimize koyduğumuza göre amonyağın yapısına da baktığımız zaman her 1 mol amonyağın içerisinde 3 mol hidrojen yer aldığına göre NH3 olduğu için bizim elimizdeki bu 6 mol hidrojen kaç mol amonyakta yer alır? Hemen böyle basitçe amonyağın. Ma mol sayısını bulmuş olacağız. İki kat olduğuna göre demek ki elimizde 2 mol amonyak varmış. Şimdi kat sayılar hepsinde bir. Dolayısıyla kolaylıkla gene az önce yaptığımız gibi şunu söyleyebiliriz. Eğer 2 mol amonyak oluşuyorsa 2 mol hidroklorik asit oluşuyordur. Buna göre 2 mol de amonyum klorür harcanıyordur. Bizden ne istiyor? Başlangıçta alınan amonyum klorür katısı kaç gramdır? Az önce çözdüğümüz soruya çok benzer bir soru var karşımızda. Hemen diyelim ki Amonyum klorürün biz eğer mol kütlesini hesaplamak istiyorsak şimdi bir tane azot var dört tane hidrojen var 4 çarpı bir doğrudan gelecek artı klordan da 35 buçuk gelecek burayı bulduğumuz zaman bir molün kütlesini hesaplamış olacağız. Yani 18 buradan gelecek 35'in üzerine bunu eklediğimiz zaman. 45, 53, 53.5 gram 1 molünün kütlesi olacak. Ama bizim 2 mol harcadığımızı görüyoruz. Diyeceğiz ki o zaman bunun bir molü 53.5 gramsa 2 molü kaçtır? Yani sadece iki katını almamız yeterli olacak. Dolayısıyla da 107 gram olarak burayı hesaplayacağız. 107 gram kullanmışız. %50 saflıktaymış. Yani eğer bunun %50'si 107 gramsa %100'ü kaç gramdır diyeceğiz. Sadece iki katını almamız yeterli olacak. Dolayısıyla da 214 gram başlangıçta aldığımız kütleymiş diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer soru tipimiz karışım olacak arkadaşlar. Karışım soru tipi. Burada bir karışımı oluşturan maddelerden hiçbiri tepkime vermeyebilir diyeceğiz. Bakın birçok alternatifimiz var. Sadece bir tanesi tepkime verebilir veya birkaçı veya tamamı tepkime verebilir. Yani her bir soru tipinden farklı farklı karşımıza gelebilir. Bunların her biri içinde tabii ki farklı çözüm yöntemleri uyguluyor olacağız. Şunu unutmayın arkadaşlar. Karışımlardan bahsediyorsak ve bunlar da tepkime varsa her bir tepkimeyi ayrı ayrı yazıp buradan değerlendirme yapmamız gerekecek. O yüzden tepkimede verilenler için denklemleri ayrı ayrı yazacağız ve her biri için miktar geçiş uygulamalarını ayrı ayrı yapacağız. Yani mol sayılarıyla orantılamayı sağlayacağız. Hemen örnekler üzerinden biraz daha rahat anlayalım bunu. Eşit sayıda atom içeren metan ve C4H6 gaz karışımının toplam kütlesi 86 gram olduğuna göre bu gaz karışımı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diyor. Bakın bu defa hiç tepkime falan vermemiş. Hiçbiri tepkimeye girmiyor. Dolayısıyla doğrudan kütleler üzerinden yorum yapabiliriz. O zaman ne yapacağız? Ayrı ayrı değerlendirelim. Metandan bahsediyorsak arkadaşlar bunun eşit sayıda atom içerdiğini de söylüyor. Şunu söyleyeceğiz. Toplamda her bir molekülünde 5 atom var. Buna bakıyoruz. Her bir molekülünde 10 atom var. Şimdi eşit sayıda atom içerebilmesi için ben bunun 2N mol olduğunu söylersem bunun N mol olduğunu söylemek zorundayım ki toplamda eşit mol sayısında atom içerebilsinler. 10N atom burada olur. 5 çarpı 2N'den 10N atom da burada olur. Hemen molekül kütlelerine bunu uygulayalım o zaman. CH4'ün molekül kütlesi ne olacak arkadaşlar? 12 artı 4 çarpı 1'den 16 olacak. Yani 1 molü 16 grammış. Aynı şeyi C C4H6 bileşi için uygulayalım. 4 çarpı 12 karbondan gelecek. Artı 6 çarpı 1 de hidrojenlerden gelecek. Dolayısıyla 48 artı 6'dan 54 olarak bulacağız. Buradaki kütleyi arkadaşlar. Şimdi ayrı ayrı kütlelerini biliyoruz. Sahip oldukları mol sayılarını biliyoruz. Şimdi diyeceğiz ki bunun 1 mol 16 gram olduğuna göre 2 n molü 32 n gramdır. Artı sadece çarpmamız yeterli. Bunun 1 molü 54 gram olduğuna göre n molü 54n gram olmak zorundadır ve buranın 86'ya eşit olduğunu bize söylemiş. O zaman hemen hesaplıyoruz. Diyoruz ki 86n 86'ya eşitse n değeri tabii ki 1'e eşit olmak zorunda. Yani elimizdeki metanın mol sayısı 2n olduğuna göre 2 moldür. Aynı şekilde C4H6 gazının mol sayısı n mol olduğuna göre 1 moldür. Toplam olarak elimizde 3 mol gaz olduğunu bu şekilde hesaplamış olacağız. Bizden ne istiyor peki? Buranın kapladığı toplam hacmi istiyor. E şöyle bir bilgiye sahiptik. 1 mol gaz türü ne olursa olsun normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyordu. Bizim elimizde toplamda 3 mol gaz olduğuna göre bunun kapladığı hacim kaçtır diyeceğiz. Bu kadar basit bir hesap var karşımızda. Dolayısıyla 67,2 litre bizim bu soru için cevabımız olacak. Bir diğer soruya bakacak olursak. CH4 ve C2H6 bileşiklerinden oluşan toplam bir mollük bir karışımın yeterli miktarda oksijen gazı ile tam verimle yanma tepkimesinden 1.6 mol karbondioksit gazı oluşmaktaymış. Buna göre karışımda yer alan metan ve etan kütlelerini hesaplayınız diye soruyor. Bakın bu defa tepkime var. O zaman bu tepkimeleri ayrı ayrı yazmamız gerekiyor. Her iki tepkimenin de yanma tepkimesi olduğunu bize söylemiş. Yani CH4'ü alacağız. O2 ile yakacağız. Karbondioksit oluşacak ve su oluşacak. Aynı şekilde C2H6'ya yani etanı oksijenle tepkimeye sokacağız. Ürün olarak karbondioksit çıkacak ve su çıkacak. Şimdi yapmamız gereken buradaki katsayıları belirlemek tabii ki. Bir tane karbon var. O zaman karbondioksitin katsayısı 1 olsun. 4 tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısı 2 olacak ki hidrojen sayısını eşitleyelim. 2 artı 2'den toplam 4 oksijen var. O zaman oksijenin katsayısı 2 olsun. Etana geldiğimiz zaman iki tane karbon var. O zaman karbondioksitin katsayısı 2. 6 tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısı 3. 4 artı 3'ten 7 tane oksijen var. O zaman oksijenin katsayısı 7 bölü 2 olacak ki oksijenler de eşitlensin. Bakın denkleştirmelerimizi tamamladık. Şimdi dikkat etmemiz gereken asıl sorunun can alıcı noktası nedir peki? Diyor ki bize toplam bir mollük karışım var. Toplamları bir mol olmak zorunda. O zaman biz şöyle bir yorum yapabiliriz. Eğer metanın en mol olduğunu söylersek bu tepkimeye giren C2H6'nın 1 eksi en mol olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Toplamları 1 mol olabilsin diye. Buna göre oluşan madde kısmına geldiğimiz zaman çünkü yeterli miktarda oksijenle yakıyormuşuz. Oksijenler tamamen e, artan madde olarak da elimizde kalıyor. Metan ve etanın tamamen bittiğini biliyoruz. Şimdi karbondioksitin katsayısı 1 olduğuna göre buradan en mol karbondioksit oluşacak. 2 en mol de su oluşacak katsayısı 2 olduğu için. Diğerine geldiğimiz zaman 1-n mol etan harcadığım zaman bunun 2 katı kadar yani 2-2n mol karbondioksit oluştuğunu göreceğiz. Benzer şekilde 3-3n mol de su oluştuğunu göreceğiz. Bize verdiği bilgi ne peki? Buradan oluşan karbondioksitin 1.6 mol olduğunu söylüyor. Şimdi toplam karbondioksit değerlendirdiğimiz zaman n mol buradan geliyor. Artı diyelim 2-2n mol de buradan geliyor. Buranın toplamı 1.6'ya eşitmiş. Şimdi diyeceğiz ki o zaman 2 eksi n 1.6'ya eşitse n 0.4'e eşit olmak zorundadır. E sadece 1.6'yı eksi olarak bu tarafa almamız yeterli olacak. Yani ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman metanın 0.4 mol olduğunu bu şekilde hesaplamış olduk. Etana geldiğimiz zaman arkadaşlar toplamları 1 mol olduğuna göre veya etanın mol sayısının 1 eksi n mol olduğunu bildiğimize göre demek ki elimizde 0.6 mol de etan varmış. Bu şekilde kolaylıkla sorumuzu çözmüş olacağız. Önemli olan nokta nedir? Her tepkimeyi ayrı ayrı yazıp toplam mol sayısı üzerinden bu yorumları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer soru tipine bakacak olursak. Bakın bu defa 3 tane gaz vermiş bize. Karbon monoksit, metan ve helyum gazlarından oluşan bir karışım varmış. Normal şartlar altında 44.8 litre hacim kaplamaktaymış. Bakın hemen bu bilgiyi bir kullanalım. Elimize bir hacim vermiş. Demiştik ki 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22.4 litre hacim kapladığına göre buradaki gaz karışımı toplamda 44.8 litre kaplıyorsa toplam mol sayısını rahatlıkla hesaplayabiliriz. İki katı olduğuna göre iki moldür. Şimdi toplamda iki mol gaz varmış. Ne kadar karbon monoksit, ne kadar metan, ne kadar helyum bunu bilmiyoruz. Bu karışım tamamen yakıldığında 18 gram su ve 44 gram karbondioksit oluşturuyormuş. Hemen bunları da değerlendirelim. Şimdi suyun molekül kütlesini nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar. 2 artı yani iki hidrojenlerden geliyor. 16 da oksijenlerden geliyor. 18 olarak buluyoruz. Şimdi 18 gram dediğine göre aslında burada bir mol su oluştuğunu bize söylüyor. Benzer şekilde karbondioksitten bahsedecek olursak 12 karbonlardan gelecek 2 çarpı 16 da oksijenlerden gelecek bu burayı da 44 olarak bulacağız. Yani 1 mol 44 grammış e 44 gram karbondioksit dediğine göre demek ki 1 molde karbondioksit oluşuyormuş. Şimdi o zaman burada oluşacak tepkimeleri ayrı ayrı bir yazalım. Elimizde karbon monoksit varmış bu yanıyor oksijenle tepkimeye giriyor ve karbondioksit gazı oluşuyor. Denkleştirelim hemen şunun kat sayısına 1 bölü 2 yazmamız yeterli olacak. Metan yanıyor mu? O da yanıyor. Yanma tepkimesini hemen yazalım. Az önceki soruda da zaten bunu denkleştirmiştik. Buradan da karbondioksit ve suyun açığa çıkmasını bekliyoruz tabii ki. Karbonları eşitti zaten. Hidrojenlerin eşitlenmesi için suya 2 yazdık. Oksijenlerin eşitlenmesi için O2'nin kat sayısına da 2 yazdık. Şimdi tepkimelerimizi denkleştirdik. Helyum bir soy gaz olduğu için herhangi bir şekilde tepkimeye girmesini beklemiyoruz tabii ki. Şimdi bu verileri kullandığımız zaman biz neyi biliyorduk? Elimizde oluşan suyun miktarının 1 mol olmasını bekliyorduk. Yani şurası 1 mol oluşacakmış. Bakın 1 mol su oluşabilmesi için yani kat sayısı 2 olan sudan 1 mol oluşabilmesi için Kat sayısı 1 olan karbondioksitten 0.5 mol oluşmalıdır. Yani yarısı kadar. Buna karşılık olarak yine kat sayısı 1 olan metandan 0.5 mol harcanmalıdır. Buna 0.5 mol harcıyorum. Bunlardan 0.5 ve 1 mol oluşan madde oluyor. Oksijenden de benzer şekilde 1 mol harcanan madde olduğunu söyleyeceğiz kat sayısı 2 olduğu için. Şimdi toplamda 1 mol karbondioksitin oluşabilmesi için... Bakın 0.5 molünü burada oluşturmuştuk zaten. Demek ki geriye kalan 0.5 mol de bu tepkimeden oluşuyormuş. Hemen bunu da yerine yazalım. O zaman katsayılar birebir olduğuna göre 0.5 mol'de de karbon monoksit varmış ki bu harcanarak karbondioksitin oluşumuna sebep olmuş. Yani biz bu bileşik bileşenleri ayrı ayrı değerlendirecek olursak karbon monoksitin 0.5 mol olduğunu hesapladık. Metan'ın aynı şekilde 0.5 mol olduğunu hesapladık. Elimize ne kaldı geriye? Sadece helyum kaldı. Toplamlarının 2 mol olabilmesi için şimdi 0.5 0.5'ten 1 molü bunlar oluşturduğuna göre geriye kalan 1 mol de helyumdan oluşmak zorundaymış. Bileşenlerin hepsinin ayrı ayrı mol sayılarını bulmuş olduk. Bizden helyumun kaç gram olduğunu istiyor. Şimdi helyumun Mol sayısının mol kütlesinin 4 olduğunu verdiğine göre bir mol helyum tabii ki 4 gram kütleye sahiptir. O zaman cevabımız da tabii ki dört dört diyeceğiz arkadaşlar. Karışımlarla ilgili e, bu tarz sorular karşımıza çıkabilir. Hiçbiri tepkime vermeyebilir. Sadece birisi verebilir. Bir veya birkaçı verebilir veya hepsi tepkime verebilir. E, bize hangi türden soru verirse versin. Bütün tepkimeleri ayrı ayrı yazıp değerlendirmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi bir diğer soru tipimiz ise formül bulma sorusu olacak. Burada iki türde soru karşımıza çıkabilir. Bizden basit yani kaba formülü bulmamızı isteyebilir veya bileşik formülünü bulmamızı isteyebilir. Şimdi kaba formül ya da basit formül dediğimiz en sade hali, en sadeleştirilmiş hali. Et atıyorum C2H4 diyorsa bunun basit formülü CH2'dir aslında. Burada Atomların cinsi ve atomların birleşme oranını bilmemiz basit formülü söylememiz için yeterli. Mesela karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşik atomlar arasındaki birleşme oranında 2'ye 5 ise bileşik C2H5 olur. Basit formülüyle bu olur. Bunu söyleyebiliriz. Ama bileşik formülüne geldiğimiz zaman yani yapının tamamından bahsediyorsak Tıpkı basit formülde olduğu gibi atomların cinsini bilmek zorundayız. Bunun yanı sıra atomların birleşme oranını bilmek zorundayız. Ya da bu, bu, verilere sahip olabiliriz eğer biz bileşik formülünü biliyorsak. Bunun yanı sıra formülde yer alan atom sayısını da buluruz arkadaşlar. Peki hangi bilgileri soru bize verecek ki biz formülü e, bulalım ya basit formül veya bileşik formülünü. Şimdi iki tane veriyi görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bileşiğin kütlesini veya atomların kütlesini bize verdiği zaman biz bunları kullanarak bileşiğin formülünü hesaplayabiliriz. Daha doğrusu kaba formülünü hesaplayabiliriz. Ama yapının tamamını yani bileşik formülünü bulmamız istiyorsa bize bileşik formülü ve atomların kütlesinin yanı sıra bileşiğin mol kütlesini de vermek zorunda ki bunları kullanarak biz bileşiğin tam formülünü hesaplayabilelim, e, bulabilelim. Hemen yine örnekler üzerinden biraz daha iyi anlarız bence. Karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bir bileşiğin 15 gramında 12 gram karbon yer almaktadır. Bakın bize neleri verdi? Oranı verdi bir kere. Yani şunu söyleyebiliriz. X'in şey daha doğrusu karbonun hidrojene olan oranını bulmak istiyorsak 15 gramında 12 gram karbon varmış. O zaman geriye kalan 3 gramı da hidrojenmiş. Dolayısıyla bu oran 4'e 1'miş. Bakın e, atom kütleleri arasındaki oranı bulduk. Bunun yanı sıra atom ların kendi kütlelerini de bize vermiş. O zaman biz diyelim ki bizim bileşiğimiz C, A, H, B gibi bir bileşik olsun mesela. Buradaki A ve B değerlerini bulmak istiyoruz biz. A tane karbon var. Dolayısıyla karbonun atom kütlesi de 12 olduğuna göre A çarpı 12 yazabiliriz. Bölü B tane hidrojen var. Hidrojenin kütlesi de 1 olduğuna göre bunu da yerine yazabiliriz. Bunlar arasındaki oran neymiş? 4'e 1 oranmış kütleler arasındaki sabit oranı da bildiğimiz için bunu rahatlıkla uygulayabiliriz. O zaman A bölü B değeri neye eşit olacak? 12'yi karşıya bölü olarak atıp sadeleştirdiğimiz zaman hemen şöyle 3 yazabiliriz. 1 bölü 3 oranına gideriz. Basit formül istediği için sonucu bulduk. A ve B arasındaki oranı biliyorsak yerine yazmamız yeterli. CH3 bizim bu bileşik için basit formülümüzdür. Bileşik formülünü bulabilir miyiz? Sadece bu verilerle bulamayız. Bileşik formülü için ne ihtiyacımız var? Mol kütlesini de bilmemiz gerekiyor. Bunu da ikinci kısımda vermiş. Bu bileşiğin 15 gramı normal şartlar altında 11,2 litre hacim kapladığına göre bileşik formülünü buldunuz demiş. O zaman bunu da şöyle kullanalım hemen. <laughs> 1 mol gaz 22,4 litre hacim kapladığına göre normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan kaç moldur diyelim. Öncelikle bir mol sayısını bulalım. Yarısı kadar olduğuna göre demek ki elimizde 0,5 mol bileşik varmış. E 0,5 molü... O 15 gram olduğuna göre bir molünün kütlesini hesaplayalım ki molekül kütlesi ortaya çıkmış olsun. Dolayısıyla iki katını almamız yeterli. Yani 30 gram olduk. Demek ki mol kütlesi 30 grammış. Şimdi bizim elimizde CH3'lü basit formül olarak. Biz bunu şöyle düşünelim. CX, 3X bileşiy olsun bizim elimizdeki bileşik. Çünkü bunun katlarından birisi olacak. İşte burada elde edeceğimiz kütlenin 30 olması gerekiyormuş. Molekül kütlesini bu şekilde vermiş. Biz karbonun ve hidrojen atom kütlelerini ayrı ayrı biliyorduk. O zaman 12 çarpı x karbondan gelecek. 3 x çarpı 1 de hidrojenlerden gelecek. Buranın toplamı 30'u vermek zorundaymış. Yani 15 x 30'a eşitmiş. Dolayısıyla x değeri 2'ymiş. Yani cxh 3 xti. x yerine 2 yazmamız yeterli olacak. Bizim bileşiğimizin formülü c2 H6'ymış bakın basit formülümüz CH3 ama bileşik formülümüz molekül kütlesini hesapladıktan sonra yerine yazmamız yeterli oluyor ve C2H6 olarak karşımızda duruyor. Bir diğer soru tipine bakacak olursak. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan bir bileşiğin 23 gramı yeterli miktarda oksijen ile tamamen yakıldığında 44 gram karbondioksit ve 27 gram su oluşuyormuş. Buna göre bileşim formülünü bizden bulmamızı istiyor. Şimdi yapacağımız nedir? Tepkimeyi bir yazalım bakalım. Elimizde bir tane bileşik var. Bu bileşik CX, HY, OZ gibi bir bileşik olsun mesela. Bunu yeterli miktarda oksijenle yakıyormuşuz. Buna karşılık olarak tabii ki karbondioksit oluşuyormuş ve su açığa çıkıyormuş. Şimdi yapmamız gereken neler o zaman? Bizim elimizdeki karbondioksitin ve suyun bir mol sayısını bularak başlayalım. Karbondioksitin defalarca hesapladık zaten. Molekül kütlesi nedir? 12 artı 2 çarpı 16'dan 44'tür. Yani elimizde 1 mol karbondioksit varmış oluşan madde olarak. 27 gram da su oluşuyormuş. Hemen onun da molekül kütlesini hesaplayalım. 2 çarpı 1 hidrojenlerden geliyor. 16 da oksijenden geliyor. 18'miş. Yani 1 mol 18 gramsa 27 gramı bunun bir buçuk katı olduğuna göre demek ki 1,5 mol olacakmış. Elimizde oluşan suyun mol kütlesi de daha doğrusu mol sayısı da 1,5 molmuş. Yani biz neleri bulduk aslında? 1 mol karbondioksit elde ettiğimize göre şunun yapısında 1 mol karbon bulunacak. Buna karşılık olarak e, oksijenin kat sayısı 2 olduğu için de 2 mol oksijen bulunacak. Bakın içerdiği e, karbon ve oksijen mol sayılarını ayrı ayrı yazabiliriz. Suyunda 1,5 mol olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bunun yapısında 3 mol hidrojen olacak. Buna karşılık olarak 1,5 çarpı birden yapısında sadece bir tane oksijen olduğu için 1,5 molde oksijen yer alması gerekecek. Ürünlerdeki atomların tek tek mol sayılarını bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim 23 gramının yeterli miktarda oksijenle tepkimesinden bu şekilde bileşik elde ettiğimizi söylemiş. O zaman 1 mol karbon vardı. Dolayısıyla bunun içerisinde 1 mol karbon yer almak zorunda. Dolayısıyla bunun kütlesini biliyoruz. 1 mol olduğuna göre 12 gramı karbon. Şimdi hidrojene gelelim arkadaşlar. Toplamda 3 mol hidrojen olmak zorunda. Hidrojenliğinin tamam buradan geldiğine göre bunun yapısında 3 mol hidrojen olacak. 3 mol hidrojenin 3 gram olduğunu biliyoruz. O zaman oksijenin kütlesi ne olacak? Toplam 23 gram olduğuna göre ve burada 15 gram yer aldığına göre demek ki e, geri kalan 8 gram oksijenmiş. Şimdi 8 gram olduğuna göre bakın terse doğru gidelim. 8 gram oksijen olduğuna göre ve oksijenin atom kütlesi 16 olduğuna göre demek ki elimizde 0.5 mol oksijen yer almak zorundayım. Şimdi bunları bileşiğin formülünde yerine yazacak olursak C 1'miş. Buna karşılık hidrojenden 3'müş, oksijenden 0.5'miş. Ama tabii ki burada rasyonel sayı olamayacağı için bileşiğin formülü ne olacak? Bunu 2 ile genişletebiliriz. C2H6O şeklinde olacak bileşiğimizin formülünü bu şekilde hesaplamış olacağız arkadaşlar. Ne yaptık? Bütün atomların tek tek mol sayılarını bulduk ve bileşiğin daha doğrusu tepkimenin iki tarafında da denklemin iki tarafında da eşit sayıda e, atom yer alabilmesi için gereken işlemleri yaptık. Kütleler üzerinden de yorumlamamızı tamamlamış olduk. 23 gram dediğine göre burada oksijenin 8 gram olması gerektiğini kolaylıkla hesaplamış olduk. Şimdi geçelim bir diğer soru tipimize. Karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir bileşiğin formülü CnH2n artı -2, 2 şeklindeymiş. Bu bileşiğin 2 molü tamamen yakıldığında ...72 gram su elde edilmemekteymiş. Buna göre bileşim formülünü bizden bulmamızı istiyor. Hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Suyun molekül kütlesi neydi? Az önce de hesaplamıştık zaten. 18'di. Buna göre 72 gram suyun kaç mol olduğunu belirlememiz gerekiyor. Yani diyeceğiz ki eğer bir molü 18 gram kütleye sahipse... ...72 gramı kaç moldür? E hemen bunun 4 katı olduğunu bildiğimize göre... ...demek ki elimizde 4 mol su varmış... Yani oluşan suyun kütlesinin, suyun mol sayısının 4 mol olması gerekiyor. Şimdi neleri biliyoruz biz? 2 molünü yakıyoruz ve 4 mol su elde ediyoruz. Hemen şöyle bir bileşik denklem oluşturacak olursak. 2N artı 2'ymiş. Oksijenle tepkimeye sokuyoruz. Ürün olarak karbondioksit çıkıyor ve su açığa çıkıyor. Şimdi kat sayıları yazarken şunu diyeceğiz. N tane karbon var. O zaman karbondioksitin kat sayısı N. 2N artı 2 tane hidrojen var. O zaman suyun kat sayısı n artı 1 olacak ki toplamda 2 n artı 2 hidrojen diğer tarafta olabilsin. O zaman bunun 4 mol olduğunu bildiğimize göre şunu yazabiliriz. Demek ki n artı 1 değeri 4'müş. Eğer n artı 1 4 ise daha doğrusu buradaki n değerinin 3 olması gerekiyordur. O zaman bileşiğin formündeki n yerine 3 yazmamız yeterli olacak. Dolayısıyla c 3 h 2n artı 2'yi bu şekilde yerine yerleştirdiğimiz zaman pardon şunu düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. 2 molü yakıldığında 4 mol elde edildiğine göre 1 mol yakıldığı zaman tabii ki 2 mol elde etmemiz gerekecekmiş. Dolayısıyla şuradan 2 mol olarak değerlendirirsek n artı 1'in 2'ye eşit olması gerekir. n değerinin 1 olması gerekir. n değeri 1 ise de yerine yazdığımız zaman bu bileşiğin CH4 olması gerektiğini yani metan olması gerektiğini kolaylıkla hesaplayabiliriz. Metan, metan bileşiğinden burada bahsediyormuşuz arkadaşlar. Eğer 2 mol olsaydı 4 e, mol elde edecektik. Dolayısıyla 1 mol yaktığımız zaman 2 mol elde edeceğiz. Buradan en değerini kolaylıkla hesaplamış olduk. Bir diğer soruya bakacak olursak. 12 gram hidrojen ile yeterli miktarda X2'nin denklemine göre tam verimli tepkimesinden... 68 gram XH3 bileşiği oluşmaktaymış. Buna göre X elementinin atom kütlesini bizden bulmamızı istiyor arkadaşlar. Yapacağımız nedir? Hidrojenin hemen bir mol sayısını bulalım çünkü denklem zaten karşımızda. 3H2'yi X2 ile tepkimeye sokuyormuşuz. 2 tane XH3 bileşiği elde ediyormuşuz. Şimdi hidrojenin molekül kütlesi nedir? Atom kütlesi 1 olduğuna göre 2'dir. Yani 1 molü 2 gram kütlesine sahipmiş. Buna göre 12 gramı kaç moldür dediğimiz zaman hemen mol sayısını hesaplamış olacağız. Dolayısıyla 6 mol olduğunu buluruz. Hidrojenden biz eğer 6 mol harcıyorsak buna karşılık olarak x2'den bunun 3'te 1'i kadar kat sayısı 3 olduğu için yani 2 mol harcamış olacağız. Buna karşılık kat sayısı 2 olan x H3'ten de 4 mol oluşan maddenin olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki 4 molün 68 gram olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki 4 mol eğer 68 gram kütlesine sahipse 1 molu kaç gramdır? Buradan e, molekül kütlesini hesaplayacağız ki x'in atom kütlesini de buradan yorumlayabilelim. Dolayısıyla 68'in 4'te birini almamız yeterli olacak. Bunu da 17 olarak bulacağız. Yani bize diyor ki x h3 bileşiğinin Molekül kütlesi 17 grammış. Peki bunun molekül kütlesini nasıl hesaplıyorduk? X'in atom kütlesiyle 3 çarpı 1 yani 3 tane hidrojeni topladığımız zaman 17 değerini bize vermelidir. Yani X için ne kalıyor burada? Tabii ki 14 kalıyor. X elementinin atom kütlesi 14'müş. Aslında azot elementinden bahsediyormuş diyebiliriz. O zaman güzelce sorularımızı çözdüğümüze göre tabii ki ödevlendirme zamanı arkadaşlar. 0'dan 10'a kimya kitabı ödevlendirmemizi yapacağımız tabii ki ilk kaynak olacak. E, temel kaynağımız da bu olacak zaten. Şimdiye kadar yaptığımız yerleri şöyle bir değerlendirecek olursak kimyanın temel kanları, mol kavramı, kimyasal tepkimeler ve denklemleri tamamlamıştık. Kimyasal tepkimelerde, ise sıfırlamalarda tepkimeli miktar geçiş, artan madde ve yüzde verim problemlerini daha önceki dersimizde tamamlamıştık. Şimdi safsızlık, atom kütlesi bulma, formül bulma, karışım problemleri burayı tamamlamış oluruz ve üniteyi de bitirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu aşamada ödevimiz geri kalan bütün ünite sorularını da kapsıyor olacak arkadaşlar. Yani ödevimiz... E safsızlık problemleriyle yani 58 ile başlıyor 74'e kadar çözülmemiş yer bırakmıyoruz hemen şöyle bir bakalım her sayfada arkadaşlar bize konuyu anlatan o kazanımı anlatan bir sayfa olacak ve yanında bununla ilgili sorular bizi bekliyor olacak her sayfada bir konuyu anlatacak atom kütlesi bulma formül bulma karışım problemleri şeklinde sorularla birlikte konuyu bize kazandırmış olacak ardından tara geç testleri bizi bekliyor olacak tarama testleriyle birlikte e, bu kısmı tamamlayacağız ve sonradan da test geçle bütün ünite sorularını çözüyor olacağız. Bu sayede de üniteye dair hiçbir eksik bırakmayacağız. Sonraki dersimizde de karışımlar ünitesine başlıyor olacağız. Sıfırdan ona kimya kitabını tamamladıktan sonra tabii ki mevzuyu tam anlamıyla oturtmak için dinamo kimya kitabını karşımıza alacağız arkadaşlar. Burada da tabii ki benzer şekilde şöyle sayfa aralığına birlikte bakalım. E, safsızlıktan itibaren sorumlu olacağız. Yani 53. sayfadan başlayacağız, ta ki 81. sayfaya kadar çözülmemiş yer gene bırakmayacağız arkadaşlar. Buradaki ödevi şöyle değerlendirecek olursak kitabın içeriğine birlikte bakacak olursak her sayfanın başında bir tane çözümlü örnek olacak. Bu çözümlü örnekte aslında o konuyla ilgili bize bilgileri verecek ve ardından da burada sorduğu soruya benzer sorularla aşağıda bizi destekliyor olacak arkadaşlar. Her sayfada bunu görebiliriz. Her sayfa bir kazanımı, bir soru tipini aslında cebe koymak demek olacak. Burayı tamamladıktan sonra tabii ki tarama testleri bizi bekliyor olacak kimyasal hesaplama ilgili. Ardından tarama testlerini tamamladıktan sonra ünite tekrar testleri bizi bekliyor olacak. Bütün bir üniteye genel bakış attığımız soruların yer aldığı ünite tekrar testleri olacak. Ardından ünite tekrar testlerini tamamlayınca ALFL yani Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu bir test bulunacak. Ve sonrasında da ÖSYM tarzı soruların yer aldığı bir kısım olacak. Ünitenin sonunda da yazılı tipinde sorular bizi bekliyor olacak. Tam anlamıyla bizi her şeyi hazırlamış olacak. Yani her iki de kitabımızda da çözemediğimiz takıldığımız herhangi bir soru varsa arkadaşlar kare kodlar sayesinde video çözümlerine gidip bütün eksiklerimizi gidebiliriz. Bu şekilde de yolumuzu tamamlayabiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.